Merhaba arkadaşlar. Merhaba iyidir değil mi? Genel olarak selamlaşmak tabii iyidir ama selamlara da biliyorsunuz acayip misyonlar yüklemişler. Merhaba diyorsan başka bir şey, selamünaleyküm diyorsan başka bir şey, ne bileyim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı kandiller falan böyle bir takım şeyler yüklenmiş. Yani yaşamın bütününü aslında herkes kendine çekmiş. Yani hangi ideoloji, güç, sınıf yukarıdaysa, güçlüyse onlar kendi jargonunu, kendi literatürünü baskılamış, oturtmuş. Ama biz gene de merhaba diyelim. Günün hangi saatine denk gelmiş olursa olsun merhaba olsun arkadaşlar. Birkaç gündür bu tarz böyle politik videolar yapmıyordum. Daha doğrusu biraz şehir dışındaydım. Bir de onun dışında iki tane video yayınladım. Tabii gündem her zamanki gibi acayip yoğun ve çok hızlı. Yani Türkiye'de özellikle o kadar hızlı değişiyor, o kadar hızlı gelişiyor ki. Yani gündeme dair bir şeyler söylemek, bir sonraki güne onu tekrar bağlamak, tekrar onun yani devamlılığı olmayan bir politik gidişat var. Bu devamlılığın olmaması da istikrarsız olduklarından kaynaklı sürekli bir öncekini tüketmek zorunda. Yani hep yalan çünkü palavra üzerine gittiği için, yürüdüğü için. Bir sonraki gün bir öncekini tüketmek zorunda. Çünkü bazı öyle kallavi yalanlar söylüyorlar ki, öyle büyük büyük şeyler atıyorlar ki. Dolayısıyla ertesi günü bunu, yani ertesi zamanlarda bunu çürütmek zorunda. Öyle korkunç bir hafıza yıkıntısı, tehlikesi, hafıza sorunu var ki. Yani bir önceki söylediği yalanı unutuyor. Çünkü yalan böyle bir şeydir. Yani yalan söylersen ertesi günü aynı yalanı, o kadar profesyonel olman gerekiyor ki aynı yalanı hem hatırlaman lazım hem de o yalanı entrikalarla o yalanı hem de çürütmek için yine ayrı bir yalan bulman gerekiyor. Yani daha büyük bir yalan atman gerekiyor ki Türkiye siyaseti buna çok uygundur. Yani bu yapılıyor şu anda. Tavaş'ında Hallacı Mansur ne demişti? Hallacı Mansur'un anlatımıydı. Azazil ile Musa karşılaştığında Musa sorar nereden geliyorsun? Tanrı'yı gördüm diyor. Azazil yani iblis veya şeytan olarak tanımlanan inanışa göre de, rivayete göre de ilk dört melekten birisi olan, ilk dört melekten birisidir Azazil. Der ki Tanrı'yı gördüm diye, tarif edebilir misin der. Yok der. Bir daha görsem tanır mısın? Tabii ki tanırım der. Çünkü yalansız hafızanın belleğe ihtiyacı yoktur. Yani ben onu belleğimde tutmak zorunda değilim ama tanırım. Çünkü benim yalanım yok diyor. Ve ben onu belleğimi hapsetmek ya da ille belleğimde tutmak zorunda değilim. Bellek tutmak zorunda değilim onunla ilgili. Yalansız hafızanın belleğe ihtiyacı yok diyor. Ben nerede görsem tanırım tabii ki diyor. Hallacı Mansur'un bize tavasinden aktardığı haliyle böyledir. Yalan söylemek o kadar korkunç bir şey ki. Çünkü daha sonra aynı yalanı, aynı profesyonelikle söylemen için o yalanı hafızanda tutman gerekiyor. Dolayısıyla bu da çok zor bir iştir. Özellikle bugünlerde artık her şeyin sanal dediğimiz bu ortamın, her şeyin kayıt altına alındığı bu dönemde bu mümkün değil. Yani bunlar çok yüzyıllar ötesine gitmeye de gerek yok. Yani bir 25-30 sene öncesinde bu iş belki çok herkes tarafından kayıt altına alınmaz ama bugün artık öyle değil. Herkesin elinde bir cep telefonu, her an ya ses kaydı ya da fotoğrafı ya da görüntü o hafızaya, belleğe işleniyor. Dolayısıyla biz kaç gün içerisinde ne kadar gündem değişse bile, değiştirilse bile orada bazı şeyler kalıyor. Tutarlı, duyarlı bazı insanlar bunları takip ediyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan geçen adam zaten, şimdi daha önce de söylemiştim, kongreler yapılıyor. Hani sosyal mesafeler falan öyle şeyler yok. Palavra. Yani kongrede ne kadar çok kelle varsa o kadar başarılı olduğunu anlatmaya çalışan, çünkü güç göstermeye çalışan bir iktidar var. Ya güç zaten var sende. Zorbalık gücü var. Haksızlık gücü var. Yani ne diyordu? Orada böyle bir cümle kullandı ki çok garipti bir kongrede. Tabii birkaç gün oluyor. Yok haksızlığa, yok işte Bizanslılığa, onursuzluğa karşı bizim bunları reddetmeye dönük bir şey beklerlerse bilmem ne, böyle bir cümleyle bir yani giriş yaptı ki korkunç gaflar, zaaflar farkında olmadan bazen, çünkü sürekli konuşmak, sürekli aktarmak, sürekli oradan prompterlerle bile olsa okuyarak konuşmak sonuçta bir efor. Sonra sürekli tekrara düşen, sürekli tekrara düşen bir şey. Yani geçen de gördüğümüz gibi aynı teksti birkaç sene önce Binali Yıldırım okumuştu, kendisi okudu. Şimdi arkadaşlar, İktidar zaten biliyorsunuz bir söyledi, ikinci gün farklı bir şekilde söyleniyor. Bir de yani şimdi sürekli prompterden bile konuşmuş olsan, birilerinin yazdığı yazıları konuşuyorsun, onları okuyorsun, onları tekrarlıyorsun. Dolayısıyla öyle gaflar, öyle zaaflar, öyle çarpık cümleler çıkıyor ki iktidarın başkanından. Halihazırdaki durumu bu zaten. Bir güç, zorba bir güç üzerinden hareket ediyor ve herkese saldırıyor. Gazetecisi, yazarı, çizeri, sanatçısı, ona az bir şey muhalif olan kim varsa bunların hepsine saldırıyor. HDP'ye zaten toptan bir savaş açılmış gibi gari operasyon üzerinden yani neredeyse 1000 tane insanı gözaltına aldılar. Geçen de söylemiştim yani birkaç insan kaldı dışarıda. CHP bu tür olayların bütün de CHP'yi sol ya da solcu ya da demokrat olarak görenlere de
Bunu sormak gerekir. Böyle çok ulusalcı bir zihniyetle hareket ederek, bütün olayı iktidarın koşusuna gelerek, iktidarın kanalına su taşıyarak hareket etmesiyle Kılıçdaroğlu bence bir numaraya oturdu. Yani geçen gün yaptığı bir basın açıklamasını sizler de izlediniz. Mustafa Destici adında bir ülkücü bir adamla. Yani Türkiye'de oy oranı sanırım sıfırın altında bilmem ne kadardır. Onunla yapıyor ama HDP gibi bir partiyle, ki milyonlarca oy almış bir partiyle bunu yapmıyor. Konuşunca tabi bazılarının işine gelmiyor. Buna tekrar söyleyeyim. Bu videolar benim şahsi videolarımdır. Yani bunlar kimseye yaranmak için bir partiye, bir örgüte falan yapılmış şeyler değildir. Bunlar münhasırandır. Yani ben kendime ait düşüncelerimi söylüyorum. Kimseler kimsemez beni ilgilendirmez. Ama ben vicdanlı bir topraktan gelmiş bir insanım ve vicdanlı bir sanat, vicdanlı bir siyaset yaptım hayatım boyunca. Vicdanlı bir insanım. Bunu da sürdürüyorum. Sürdüreceğim. Ya orada oturmuşsun, adam senden yüzlerce kat fazla oy almış bir insana, Pervin Buldan'a orada resmen saldırıyor. Terörize etmeye çalışıyor. Ya mecliste bu insan senin bahsettiğin yasaların hepsinden çok doğal olarak seçilmiş bir partinin genel başkanıdır. Ya bunu böyle nasıl bu kadar hunharca, bu kadar saldırma hakkını kim veriyor size? Siz nasıl bu kadar haklı olabilirsiniz? Neden sürekli saldırıyor? Çünkü haklı değilsiniz. Bakıyorsunuz o mecliste basın toplantılarından, grup toplantılarına kadar. Ya sürekli bağırma, sürekli asık suratlar, sürekli çatık kaşlar. Yani böyle suratında bir duvar. Ya sizi bir çocuk sevemez. Gülümsemeyi bilmiyoruz. Bakın o mecliste bir dönem iki insan geldi. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş. Bakın Figen'in şiir kitabı var. Selahattin 3 tane kitap yazdı. Saz çalıyordu, şarkı söylüyordu, gülümsüyordu, espri yapıyordu, fıkra anlatıyordu. Ya budur. Siz bomboş bir kafayla çıkıyorsunuz oraya. Ondan sonra gerile gerile, stresli, sıkıntılı bir şeyler söylüyorsunuz. Yani gerçekten sizi izlemek zulüm. Türk televizyonlarına çıkıyorlar ya akşama kadar bütün kim varsa, HDP'li bir tane üye bile yok orada. Yani bütün saldırganlığı, bütün kusma şekillerin binlerce örneğini orada veriyorsunuz. Ne kadar kötüsünüz ya. Gerçekten nasıl ahlaki geliyor size? Yani orada olmayan birinin arkasında söylenmiş şey dedikodudan başka bir şey olmadığını siz daha iyi biliyorsunuz. Ki onu yapıyorsunuz zaten. O toplantılara ya da o konuşmalara çıktığınızda kafanızı biraz doldurun ya. Bir kadeh içki için ya biraz dolu olsun kafanız. Ne bu yani? Böyle klişe değişmez, statükocu, beyin sabitlenmiş, sadece yalan söylemeye, sadece hükmetmeye dönük. İnsanların zaafları var ya. İnsanların zaafı var. İnsanın sevgisi var, sevinci var, isteği var, arzusu var. İnsan denilen şey böyle bir varlıktır. İnsan zaten mükemmel bir varlık değil ki. Yani kendinizi mükemmel falan görmeyin. Tarih herkesten soracak bunu. Şimdi gari operasyonu sonrasında birçok insanın kafasında bir soru işareti oluştu. Migar operasyonunu arkadaşlar devlet aslında mümkün olsaydı o ölüleri bile getirmemek için elinden geleni yapacaktı. Çünkü başka bir şey yapmaya çalıştı, bir şov yapmaya çalıştı. Fakat nasıl olduysa 6 yıldır, 5,5-6 yıldır orada, çünkü bir savaş var ve o savaşın karşı tarafının elinde dolayısıyla bir esir. Esir pozisyonunda olan bu insanlar vardı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kendisi de söyledi. Esirlerdi dedi. Kılıçdaroğlu buna çok şiddetle karşı çıktı. Öbürü çok karşı çıktı. Ama bu bir savaştı. Çünkü neden? Birkaç sene önce barış denilen girişimler olmuştu. Barış neden dolayı bu barış girişimleri? Akil insanlar heyetlerle Oslo'dan Kandil'e, İmralı'ya kadar görüşmeler yapıldı değil mi? Bu görüşmeler neyin görüşmeleriydi? Bir savaş vardı. Buna yüksek yoğunluklu, düşük yoğunluklu, cart cart ne derseniz deyin. Ama bir savaş vardı. Bu gerçek, bu realite. Bundan dolayı da bir barış girişimi söz konusu oldu. Fakat baltalandı. Şimdi Pervin Buldan geçen grup toplantısında söylediği barış eğer başarıyla sonuçlansaydı bize vaat ettiklerinizi eğer söylemezsek namerdi şeklinde bir cümle kurdu. Yani barış denilen olay o günkü girişimde sonuçlanmadı. Nesnel koşulları oluşmuş muydu değil miydi? Hangi süreçten geçirdi tam bunlar biz bilmiyoruz. Aslında biz bunu merak ediyoruz. Ben ne diyorum kendi şahsıma? Yani nasıl bir vaatti bu? Barışı biz en nihai haliyle insanın birçok şeyden arındığı, birçok şeyi kini nefreti geride bıraktığı, bir olgunluk seviyesine ulaştığı ve bundan sonra da onun bir şekilde gündeme gelmeden, kan, kin, gütmeden oluşabilecek bir ortam olarak biliyoruz değil mi? Barış böyle bir şey olmalıdır yani. Onurlu bir barış istemiştik biz hepimizde. Bunu gerilası da, sıradan halkı da, çoban da böyle arzulamıştık. Biz artık gerçekten bu kan akmasının bitmesini istemiştik. Herkes, her sıradan insan gibi ben de öyle. Bunu öğrenmek, bu hakikati öğrenmek hakkınız vardır sanırım. Eğer açıklamayacaksanız ne zaman, neden böyle bir başlık kullandınız ve niye açıklamayacaksınız, ne zaman açıklayacaksınız? Yani ben HDP'nin halktan gayri, gizli bir politik güdüsünün olacağına inanmak istemiyorum. Ben yıllarca geçmiş zamanda HDP döneminde politik faaliyet yürüttüğüm bir siyasi parti ve hala devam ediyor. Çok önemli bir partidir HDP. Bunu asgari düzeyde, en asgari düzeydeki demokratik bilgiye sahip olan herkes de bilir.
HDP gerçekten Türkiye'de çok önemli bir partidir. Misyonu ağırdır. Yani halkların bütünüyle, Demokratik Halklar Kongresi itibariyle bütün hakları savunmak gibi bir misyona sahiptir. Dolayısıyla biz bu hakikati bekliyoruz. Savaşlar, stratejiler, nasıl gerçekleştiğini halk biliyor. Nasıl bir operasyon türü düzenlendiğinde kısmen öyle ya da böyle ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde çıkacaktır ama manipülasyona uğradığı çok net bir durumdur bu. Yine de bunun üzerinden bir film önerisi yapmak istiyoruz size. Tarafsız Bölge. Danis Tanović'in Tarafsız Bölge adlı filmi. Bir Sırp, iki Boşnak askerin nöbet bölgesinde aralarına geçen tartışma, sohbet, sonraki işte çarpışma, sonra bir erin, bir askerin bir mayının üstüne düşmesi ve mayında bir alma yapın bir mayının üstüne düşmesi ve bu mayının üzerinden de o kişiyi kaldıramamaları. Dolayısıyla tarafsız bir bölge olduğu için Birleşmiş Milletler'in askerlerinin geldiği ancak yine de mayının patlamasına engel olacak bir şey bulamadılar. Fakat işin o kısmını size bırakacağım. Devletlerin sistemlerinin aslında ne kadar sahte, ne kadar yalancı olduğunu çok net göreceksiniz. Savaşların bütünü yalanlar üzerinde kurgulanmıştır. Hep yoksul bahsettiğimiz tarzda. Onlar beynine enjekte edilmiş. Yok vatan senin, bayrak senin, cart senin, cürt senin, mars senin, o senin. Bu hikayelerin, fakirlerin öldüğü bir şeydir. Ne diyordu Platon? Savaşın gerçekten bittiğini sadece ölüler anlar. Bu insanlar da işte bu vatan, millet, Sakarya, Adapazarı, Bitpazarı, Cart Pazarı, Cürt Pazarı üzerinden böyle bir beyin oluşturup insanları savaşa sürdürmenin, o yoksul insanları perişan etmenin hiçbir manası yok. Hiçbir şey böyle vatan toprakları, bayrak mayrak falan böyle bunlar paralardır arkadaşlar. Yılmaz Odabaşı'nın çok güzel bir şiiri vardı. Bayraklar bayrak yapanlar tekstil işçileridir ya. Yani o kadar abartmaya gerek yok. Ne olmuş o? Tamam yani sembolik olarak herkes bir devlet kendine bir şey oluşturmuş. Ama onun için ölünür, onu oradan indirme. Geçen mesela Merkel çok güzel bir hareket yaptı. Ben gerçekten ilk defa Merkel'i bu şekilde takdir ettim. Yani bir toplantıda elini Alman bayrağı olan bir bakan tam bayrağı kaldırırken tuttu bayrağı götürdü kenara koydu. Ya nedir bu yani? Bunlar ne? Bir iki tane haber başlığı buradan okuyayım arkadaşlar. ABD aşı pasaportu için teknik ve siyasi görüşmeler başlıyor. Finlandiya küresel yetenekleri cezbetmek istiyor. Helsinki'de 90 gün yaşam denemesi. Türk Sağlık Bakanı demiş ki BioNTech aşısı 10 gün içinde gelecek demiş. Berat Albayrak geri mi dönüyor? Bu da şimdi ilginç değil mi? Yani şimdi gündem diyorum ya o kadar hızlı çabuk değişiyor ki. Şimdi birkaç ay önce bu insanın dövüldüğü, bir ücra bir yerde tutulduğu bilmem neler bir sürü senaryo. Katar'a bilmem ekonomi danışmanı olarak gittiği. Yani böyle acayip acayip bir sürü senaryolar vardı. İşte 3 hafta önce diyelim uçaktan, arabadan, şundan bundan. Sonra uzaydan bahsedildi ki uzay boşluğuna acayip düştüler. Tekrar Kanal İstanbul gündeme geldi. İstanbul için yine tekrar bir tartışma konusu oldu. Hatta burada İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerini yanıt inatlaşmayı marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. Erivan'da jetler alçak uçuş yapıyor. Çünkü Ermenistan'da bir darbe geçirmiş söz konusuydu. Bilmiyorum ne kadar doğru bir haber. Davutoğlu'nun çok kullandığı bir cümleyi, bir aforizmayı burada kullanarak bitireyim. Zurna'da peşrev olmaz demiş. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.